Ziraat Odası Başkanımız, Orman Mühendisleri Odamızın çok kıymetli başkanı, değerli muhtarlarımız, çok kıymetli basın mensuplarımız, bu akşam sizleri burada kendi gününüzden gazeteciler günü dolayısıyla ağırlamakta mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Malumunuz olduğu üzere yerel yönetim seçimleriyle alakalı olarak AK Parti'den Akçabat Belediye Başkan adayı olarak yola çıkmış bulunuyorum. Bir süredir faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Faaliyetlerimiz gerek alanda, gerekse derneklerde, sokakta, gittiğimiz her yerde çok güzel tepkiler aldık. Çok sıcak karşılandık. Basın mensuplarımız da bizlerle birlikte bu süreci yaşadı, gördü. O bağlamda bizimle beraber yol yürüyen basın mensubu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle gazeteciler, çalışan gazeteciler gününüzü de kutluyorum. Bu özel gününüz kutlu olsun. Her birinize gerek özel hayatınızda, gerekse çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar, değerli basın emekçisi arkadaşlarımız, Akçabat Belediye Başkan adaylığımla alakalı uzun süredir bir çalışma yürütüyorum. Bu çalışmayı sizlerin vasıtasıyla halkımıza duyurmayı amaç edindik. Bu noktada bizlere çok desteğiniz oldu. Yaptığımız ziyaretleri, yaptığımız çalışmaları basın mensuplarımız vasıtasıyla halkımıza duyurduk. Bu yönüyle basın mensupları, halkın sesi, kimsesizlerin kimsesi, sesini duyuramayan insanların sesi olmaya devam ediyorsunuz. Bu yönüyle tebrik ediyorum sizleri. Milletimizin fikren beslenmesi açısından çok önemli işler yapıyorsunuz. Halkın doğru haber alması, yönlendirilmesi, birlik beraberliğimizin, bir milletin birlik beraberliğinin yönlendirilmesi noktasında basın çok önemli bir vazife almış durumdadır arkadaşlar. Bu yönüyle geçmişte de çalıştığım kurumda Orman İşletme Müdürlüğü ve Fidanlık Müdürlüğü, orman işletme şefliği yaptığım yıllarda da basınımızın çok yakinen desteğini gördüm. Yaptığımız çalışmaları halkımıza anlatmak noktasında ve başarıya ulaşması noktasında basınımızın çok yakinen ilgisine, alakasına ve desteğine sahip olduk. Bunu sizler vasıtasıyla halkımıza anlattık. Özellikle 21 Mart Dünya Ormancılık Günü'nde bu haftaya, biliyorsunuz Dünya Ormancılık Haftası'na, ben basın mensuplarımıza çok değer veriyorum. Verdiğim için de özellikle bu haftaya başlarken basın mensuplarımıza bir istişare toplantısı, kahvaltılı istişare toplantısıyla başlıyorduk. Burada şahit olan arkadaşlarımız var. Müsaade ederseniz bu anlamlı günde sizlerle bir aradayız. Biraz da kendimi anlatmak isterim size. Bunu da halkımıza aktarmanızı, yansıtmanızı sizden rica ediyorum. 1974 yılında Akçabat'ın Ambarcık Köyü'nde doğdum. 26 yıllık devlette orman işletme şefliği, orman işletme müdür yardımcısı, işletme müdürlüğü, planlık müdürlüğü olarak çalıştım. Bu 26 yılla birlikte aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarıyla da yakın temaslarımız oldu, çalışmalarımız oldu. Bir yandan çalışma hayatı, öbür yandan sivil toplum çalışmalarımız birlikte yürüttük. 2002 yılından beri de Cumhurbaşkanımızın
önderliğinde Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyoruz. Şimdi çok önemli bir viraja geldik. Aday adaylığı sürecindeyim. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, onların değerli görüşleriyle birlikte inşallah Akçabat'ın belediye başkanı olmak istiyorum. Bu noktada sizlerin dualarını ve desteğini daha önce istediğim gibi şimdi de istiyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızla birlikte Türkiye yüzyılında birlikte yol almayı amaçladım. Bu seçim noktasında aday gösterilmem ve gösterilmemem noktasında durum değişmeyecektir. Aday gösterildiğim takdirde de yoğun bir çalışma temposu içerisinde halkımızın daha insani ortamlarda, şartlarda yaşaması için elimden geleni nefesimiz sonuna kadar bayrağımız üzerine söz verebilirim sizlere. Ola ki olur, bir de eksiklik olabilir. Düşük bir ihtimal de olsa belediye başkan adayı gösterilmezsek yine işimize döneceğiz. Orada yine halkımızın emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Ama inanıyorum ki, bütün kalbimle inanıyorum ki bu enerjiyi, bu gücümle beraber Akçabat için faydalı olacağımı düşünüyorum. Trabzon için faydalı olacağımı düşünüyorum. Geçmişte de Akçabat ve Trabzon'la alakalı, yaptıklarımızla alakalı burada canlı şahitlerimiz var. Bir takım Doğaköy muhtarımız burada, Demirkapı muhtarımız burada, Orman Mühendisliği Odası Başkanımız burada, Ziraat Odası Başkanımız burada, siz değerli basın mensupları burada. Geçmişte yaptıklarımız, gelecekte yapacaklarımızın bir demonstrasyonu gibiydi arkadaşlar. Akçabat için çok faydalı çalışmalar planladım. Ama proje noktasında bunu burada açıklamak istemiyorum. İlk müracaat ettiğim basın açıklamasında da söylediğim gibi, arkadaşlar, benden önceki arkadaşlar, belediye başkanlarımız belli çalışmalar yapmışlar, güzel çalışmalar yapmışlar. Benim hedefim bu çalışmaları alıp daha da yükseğe çıkarmak. Bu noktada bu enerjiyi, bu gücü ben kendimde görüyorum. Milletimin de alanda yaptığım çalışmalarda bu noktada bana ayrı bir güç verdiğini burada sizlere belirtmek istiyorum. Arkadaşlar, ben köklü bir üniversitenin köklü bir fakültesinden mezun oldum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin orman fakültesinden, en eski fakültelerinin birisinden mezun oldum. Mezun olduk olalı halkımızla iç içeyiz. Yağmur, çamur, dere tepe demeden onlarla birlikte çalıştık. Halkın ne anlama geldiğini, halkın isteklerinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Devlet bütçesinin de ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Büyük bütçeler yönettik, büyük projeler yaptık, içinde bulunduk. Halk, belediyelerimizin yaptığı çalışmalara benzer çalışmalar yürüttük çalışma hayatımızda. Bu yüzden belediyecilik çalışmalarına uzak değiliz. Bunu halkımız biliyor. Sokakta gezdiğimizde, köyümüzde gezdiğimizde insanlarımız benim yapıp da hizmet ettiğim ama unuttuğum, hani iyilik yap unut derler ya, unuttuğum şeyleri alanda gezerken insanımız bana hatırlatıyor ve ben bunu hatırlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bundan sonra da gücüm yettiğince halkımıza hizmet noktasında durmadan yürüyeceğime, Cumhurbaşkanımızla birlikte yol alacağımıza buradan sizlere söz veriyorum. Bu Akçabat'ın, Trabzon'un dağını, tepesini, kırsaldaki insanın yaşantısını, şehir merkezindeki insanın yaşantısını benden daha iyi bilen bir arkadaş varsa lütfen halkımız ona destek versin. Ama ben inanıyorum ki kırsalın da derdini biliyorum, şehirdeki insanımızın da derdini biliyorum, onlarla iletişim kurmayı biliyorum, insanımızı seviyorum, hizmet noktasında istekliyim, arzuluyum. Bu noktada bize yetki verildiğinde çıtayı daha da yukarılara çıkaracağımızdan emin olabilirsiniz. Bu bağlamda sözü fazla uzatmadan, sizleri yormadan burada tekrardan çalışan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. İnşallah
çalışma hayatında birlikte yol almaya devam ederiz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.